Tekrardan kanalıma merhabalar, günaydın. Bugün çok 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 mutluyum çünkü neden? En sevdiğim, yemekten en çok hoşlandığım, hazırlarken mutlu olduğum bir şeyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bu neden pişirme serine değil. Çünkü yulaf benim ilgi alanıma girdiği için ve yani hakim olduğum bir yemek olduğu için, yemek değil kahvaltılık bir şeyler olduğu için pişirme serim daha böyle hiç önceden yapamadığım biraz daha eğlenceli olan denemelerimden ibaret olduğu için bugün size 3 farklı yulaf tarifi vereceğim. Aşırı kolay, aşırı lezzetli, birbirinden güzel tariflerle sizlerleyim. Yulafımı nasıl yaptığımı soran oldu, ne koyduğumu soran oldu. Yani bir sürü soru geldiği için ayrıyeten bu video yapma gereği duydum. Bütün malzemeleri zaten yaparken liste olarak yanına yazacağım. Ben çok açım, daha kahvaltı etmedim. Bir önce yemek istiyorum. Eğer yulafımı nasıl hazırladım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Evet, ilk başta benim her zaman yaptığım ve en kolay olduğundan başlayacağım. İlk olarak sadece yulafımızı kullanacağız. Şimdi yulaf çok doyurucu bir şey olduğu için çok fazla koymanıza gerek yok. Ama çok açsanız tabii ki de koyabilirsiniz. Yulaftan zarar gelmez. Daha sonra şunu bırakabiliriz. Daha sonra suyumuzu koyacağız. Önemli olan suyu taşırmayacaksınız. Yani tam böyle mesela şu mükemmel. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mikrodalgaya gidiyoruz. Daha sonra mikrodalgada bunu ocakta da pişirebilirsiniz. Ama pratik olduğu için mikrodalgayı tercih ediyorum. Bunu 1 dakika 50 saniyede ayarladım. Zaten 1 dakika geçtikten sonra biraz böyle kabarmaya başlıyor. O yüzden çok fazla koymamaya da dikkat edin. Bunlar hep yulafın püf noktaları. Uzmanıyım. Yulafımız hazır. Enfes kokuyor. Şimdi yulafımız böyle görünmesi lazım. Kıvamını da kaşıkla şu ses çıktığında anlayabilirsiniz. Yumuşak bir kıvamı olması lazım. Şimdi ben buna ne koymayı seviyorum derseniz ilk başta tarçın koymayı çok seviyorum. Tarçın çünkü en sevdiğim şey. Böyle bir çay kaşığı koyabilirsiniz. Tarçın ne kadar sevdiğinize bağlı. Bol tarçın koyarsanız benle söylemesi çok güzel oluyor. Devirmeyelim. Daha sonra ben kuru üzüm veya kuru kayısı koymayı çok seviyorum. Çünkü yulaf tatsız bir şey olduğu için doğal yollarla yine çünkü sağlıklı bir şey yulaf. Bunun sağlığını bozmadan kalorisiydi, yağıydı onu abartmamak için yine sağlıklı doğal şeylerle tat verebilirsiniz. Bal da koyabilirsiniz, reçel de koyabilirsiniz. Yani vesaire vesaire çok fazla çeşit var. İlk yulafımız hazır. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok kolay. Sıcacık. Kışın uyandığınızda çok lezzetli geliyor. Şu an bile yememek için zor tutuyorum kendimi. Çünkü fotoğraflarını çekeceğim. En son yiyeceğim. Gördüğünüz gibi ilk yulafımız yemeğe hazır. Şimdi ikinci yulafımızı hazırlıyoruz. Bunun için böyle bir kap tercih ettim. Çünkü daha fazla ürün kullanacağım için görselde her şey güzel olmasını istiyorum. Evet. Yine yulafımızı alıyoruz. Yulafı en çok sevdiğim yönü bir kase yiyorsunuz ve saatler çok duruyorsunuz. Yani bunu siz mide küçültmek için bence mükemmel bir yöntem. Evet. Bolca yulaf. Bu böyle bir 20 saat aç kalanlar için. Yani ben okula giderken sürekli hazırlıyorum veya bunları akşamdan hazırlayıp dolabınıza da koyabilirsiniz, buzdolabına. Şimdi bu sefer süt koyacağız. Biraz daha tadına hani önemseyenleriniz için. Evet, döküldü. Aa, iş kazası arkadaşlar. Evet, ben şimdi burayı hemen temizlemem lazım. Bir saniye. Sütümüzü de yine yulafımızı çok geçmeyecek bir şekilde koyduktan sonra tekrardan mikrodalgaya gidiyorum. Yine aynı şekilde 1,5 dakika yeterli olur. 1 dakika olur. Şimdi
Şimdi hazırladıkça mutlu oluyorum. Umarım beğenirsiniz. Evinizde mutlaka deneyin bence. Tadının çoğu insan yulaflar konusunda çok ön yargılı ve bundan gerçekten nefret ediyorum. Hani deneseler bu kadar yapsalar, etseler, ekleseler malzeme tadın ne kadar güzel ve ne kadar sağlıklı olduğunu anlayacaklar ki metabolizmanız için, daha sonra sindirim sistemi için çok rahat ve çok kolay sindirebilen bir ürün olduğu için çok sağlıklı. Daha ne isteyelim? Kalbim de yapamadım. Evet, yulafı mikrodalgadan çıkardım. Ne böyle görünmesi lazım. Süt tabii ki de akabilir ama şu kıvama gelmesi en güzeli o oluyor. Şimdi malzemeleri eklemeye geçiyoruz hemen. Ben yine ilk başta tarçın eklemek istiyorum. Çünkü tarçınsız olmaz. Gerçekten mükemmel bir şey. Hem yağ yakıcı hem de cidden tat veriyor. Yani benim hoşuma gidiyor tadı. Karıştıracağımız için yerken şu an gördüğü gibi çok fazla, göründüğü gibi çok fazla durmayacak. Daha sonra muzumuzu alacağım. Muz çünkü yulafa en çok yakışan meyve bence. Ve yani yerken bunlar bu kadar güzel durmuyor tabii ki. Çünkü ben karıştırmadan asla yiyemem. Şimdi böyle dekore edeceğim. Bence yediğiniz şeyin görseli hem yediğiniz şeyden daha çok zevk aldırıyor hem de yemek istiyorsunuz. Bir de sağlıklı bir şey olduğu için. Niye yulafı seviyorsun diyenlere şu an bu video cevabım arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Muz da işimiz bitti. Daha sonra biraz elma alacağım. Elma da çok lezzetli oluyor. O yüzden böyle birazcık daha koyacağım. Benim en sevdiğim meyve elmadır bu arada. Daha sonra cevizimizi alalım. Ceviz de çok sağlıklı bir yağ. O yüzden bunu gün içinde bir avuç yiyebilirsiniz. Yulafınıza da koyabilirsiniz. Meyveler işimiz bitti. Şimdi benim en çok sevdiğim şeye geçeceğiz. Gerçekten mükemmel bir tadı olan bir şey. Hindistan cevizi ama bu asla açılmıyor bir saniye. Evet, uzun uğraşlar sonunda açtım. Hindistan cevizi. Ne bu da çok sağlıklı bir yağ. O yüzden bence istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yani yine çok abartmamak şartıyla şuraları da biraz koyalım. Bal parmağı, fındık ezmesini kullanacağım. İlk defa deneyeceğim. Yani fındık ezmesine bayılırım. Bu çok güzel görünüyor. Şimdi ben bunu neyle alayım? Bence bir tatlı kaşığı yeter, artar bile. Şöyle ortaya koyalım. Şimdi diyeceksiniz İrem bunlar çok kalorili, çok yağlı. Hayır arkadaşlar. Ama şöyle yapmanız lazım. Mesela bunu kahvaltıda yiyorsanız öğle yemeğinde yani muhtemelen çok acıkmayacaksınız. Bir çorba olabilir, daha sonra hani salata olabilir. Çok hafif şeyler yemeniz lazım çünkü hani tam sabah kahvaltında çok sağlıklı yedim deyip çünkü bu kalori ama bu çok kolay verilebilen bir kalori olduğu için sıkıntı yok. Evet, bitti. Evet arkadaşlar, ikinci yulafımız da bittiğine göre çok güzel görünüyor. Ben size bunu yukarıdan göstereceğim. Yani görüyorsunuz aşırı kolay. Arkadaşlar lütfen bunları deneyin, yiyin. Sağlıklı şeyler, çok güzel. Ve bu daha böyle tatlı severler için yaptım. İlk yaptığım çok daha az şeker, zaten süt de tatlandırıyor. Yine siz soy sütü de tercih edebilirsiniz. Badem sütü, bir sürü sütler de var. Ve istediğiniz meyveyle birlikte yiyebilirsiniz. Kiviyle yiyebilirsiniz. Tabii mevsimine göre de değişiyoruz. Çilekle mükemmel oluyor. Ama onun mevsimi biraz var. Böylelikle ikinci lafımız da bitmiştir. Herkese afiyet olsun. Evet ve son olarak da hazırlamaktan çok 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 heyecanlandım. Böyle kupta yapacağız. Yoğurtlu müsli yapacağım size. Bunları her markette bulabilirsiniz. Bim'de, Carrefour'da, Mofaş, her yerde bulabileceğiniz bir ürün bunlar. Dışarı gördüğünüz gibi süt yapmış ama müsliyi ben daha çok yoğurtlu parfe gibi yemeyi çok sevdiğim için bugün sizlere bir kap da yoğurtlu, meyveli yoğurtla birlikte size bunu hazırlayacağım. O zaman daha fazla beklemeyelim. Parfemize ilk başta meyveli yoğurtla başlayacağım. Ben çilekli bir meyveli yoğurt tercih ettim çünkü çilek çok mükemmel bir şey ve kokusu direkt böyle çocukluk zamanlarıma döndüm. İlk başta kabımızın tabanına meyveli yoğurdumuzu koyacağız. Şu an bile çok güzel görünüyor bence yani, yalan söylemeyeyim. Tabanımız hazır olduğuna göre şimdi mislimizi açıyoruz. Aa, ama bir şeyi unuttum. Yoğurdun üstüne ben birazcık
elma keseceğim. Yine elmaları böyle küp küp, tam küp olmasa da küçük küçük dilimliyorum. Sonra müstümüzü şöyle içini görebilirsiniz. Avucumu alayım. Böyle granola da deniyor bunları bazen. Evet, bunlar böyle sertmiş. Bayağı sertmiş. Kırılmıyor. Süper. Bunları böyle bunun üstüne koyacağız. Daha sonra tekrardan yoğurdumuzu alıyoruz. Şunu çekeyim, belki görünmüyordur. Arkadaşlar şu an ben bunu yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Yani bu birazcık sabırlaşıyor. Bunu daha çok zamanınız varsa yapın veya akşamdan yapın. Daha kolay olur zaten. Ki içine yoğurt koyduğumuz için çok dışarıda tüketebileceğiniz bir şey değil. Yani yapıp direkt yemeniz lazım. Granola koyuyoruz. Pardon, müsli. Sonra sadece böyle bir kaşık alacağım. Çünkü müslim kapanmasını istemiyorum. Belki birazcık daha koyabilirim. Şu an her yerim battı yani. Ve üstüne son olarak azıcık elma koymak istiyorum. Ve tabii ki de son olarak tarçın. Ve son parfümümüz, müslimimiz de hazır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tamı tamına 3 tane çok pratik, lezzetli, doyurucu, mükemmel bir iş çıkardım ortaya. Bence yulaflarımız ve müslimimiz yenmeye hazır. Eğer evde denediyseniz lütfen bana fotoğraf atmayı veya düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Aşağıda bırakabilirsiniz eğer hazırladıysanız ve yulafı sevmeyenleriniz varsa lütfen deneyin. Bir şans verin onlara. Çünkü onlar da her şeyin en iyisini hak ediyor. Ben çok seviyorum. Bunları şimdi mesela dolaba koyup birkaç saat sonra yiyebilirim. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Çünkü çok açım. Kahvaltı. Saat 2 oldu ve ben hala kahvaltı etmedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ne kadar pratik olduğunu da deneyince göreceksiniz zaten. Doyurucu, enfes tatlar şu an karşımda duruyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Ve kanala daha abone olmadıysanız lütfen abone olun. Çok 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 mutlu olurum. Yani daha fazla ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.